Kutu oluşturma ve bunu düzenlenebilir poli formata dönüştürme. Alt bölüm yüzey modelini oluşturmaktaki ilk adım bir kutu oluşturmaktır. Her zaman sabdilere bir kutudan başlıyoruz. Eğer bunu unutursanız ciddi konuları öğrenmeye son vereceksiniz. Çalışma alanında bir silindir oluşturun. turbo düzgünleştirici olarak adlandırılan alt yüzey değiştiricisini açmak için değiştir paneline gidin. Turbo düzgünleştirme eklemenin neye benzediğini görmektesiniz. Silindirimizin çirkin olduğunu görebilirsiniz. Şeklimizin tüm yüzeyleri düzgün değildir aslında gerçekten pürüzlü ve korkunçtur. Ayrıntı düzeyini artırmak için iterasyon sayısıyla oynayabilirsiniz. Fakat asla iyi olmayacak ve her zaman büyük bir karmaşa olacak. Özellikle silindirde sebep budur. Merkezde burayı karşılayan birçok nokta var. Ve bütün bu üçgenler ve alt yüzey algoritmaları üçgenleri sevmezler. İdeal durum A nesnesi üzerindeki bütün poligonların dörtgensel olmasıdır. Alt yüzeyler bunun için inşa edilmiştir. Bundan dolayı bu nesneyi silecek ve bir kutu oluşturacağız. Kutuyu çizelim. Ve bu arada tek dikkat edilecek nokta x ekseninin merkezde olmasıdır. Mu aracı seçildiği zaman x değerinin 0 olduğundan emin olunmalı. Çünkü simetrik bir model yaratmak istiyoruz ve bu aslında x ekseni karşısında aynı olacak. Kutumuzu oluşturduk. Kutunun uzunluğu ve genişliği biraz fazla. Uzunluk ve genişlik açısından bu noktada burada tam doğru değerleri almaya ihtiyaç yok. Çünkü hepsi sonradan değiştirilecek. Sadece kabaca bir çeşit sezgiyle tahminde bulunuyoruz. Kutuyu diğer nesnelerin ortasına yerleştirelim. Böylece y değeri 0 gibi görünür. Şimdi sadece kabaca ayrıntı düzeyini ayarlayacağız. Birçok yeni kullanıcının problemi kutulardaki bölme sayısını çok arttırarak fazla sayıda alt bölümlere ayırma yüzeylerine sahip olmalarıdır. Eğer siz de buna benzer bir şey yaparsanız yönetimi sizin için zor olacaktır. Alt bölümlere ayırma yüzeylerinin arkasındaki düşünce, güzel ve düzgün araya konulan bir yüzeyi elde etmek için sadece birkaç kontrol noktasını kullanıyor olmasıdır. Bundan dolayı kutudaki parçaların sayısı imkan dahilinde olabildiği kadar az seçilmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta bu yönde ilerleyen parçaların sayısının çift sayı olmasıdır. Çünkü kutuyu yarısından keseceğiz ve merkeze ilerleyen bir çizgiye ihtiyaç duyacağız. Burada merkeze ilerleyen bir çizgi yok. Çünkü segmentler tek numaradır. Bundan dolayı genişlik bölüm sayısını 4 verelim. Artık merkeze ilerleyen çizgimiz var. Uzunluk ve boy bölüm sayısını da 3 olarak verelim. Kenarlar her zaman sonradan değiştirilebilir. Biz sadece bir başlangıç değeri vermek istiyoruz. Kutumuzu düzenlenebilir poliye dönüştürelim. Sağ tıklayalım. Convert to Editable Table Poly. Yani düzenlenebilir poliye dönüştürü seçelim. O zaman şimdi bu bir kutu değildir. Düzenlenebilir bir poli nesnesidir.